Sayın seyirciler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle çalışan yüzlerce işçi bir mesajla işlerinden oldular ve günlerdir işleri tekrar alabilmek için belediyenin önünde eylemlerini sürdürüyor. Bugün eylemlerin 9. günü. A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer Büyükşehir Belediyesi binasının önünde bu eylemi takip ediyor. Mehmet, söz sende. Onlar 9 gündür kovuldukları işlerine geri dönebilmek için mücadele ediyorlar. Saraçhane'deyiz. İstanbul Büyükşehir Belediye binasının önünde. Her gün geldikleri iş yerlerinin bu kez önünde bulunmalarının sebebi protesto gösterisi yapmak ve 9 gündür onlar işlerine dönebilmek için bu gösterilerini sürdürüyorlar. Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir mağduriyeti var ve o en fazla da onların elinden ekmek bekleyen aileleri, onlar için en büyük sorumluluk durumu ve bir an önce bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Geçmiş olsun önce. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Ben Hasan Çetin. Baltepe İstaş'ta ile sürdürmede çalışıyordum. Ay 28'inde işime son verildiğimi öğrendim. Borcum var. Hacizliyim. Zaten maaşımdan da 1850 lira bir maaş harcı kesildi. Bunu kendileri de biliyorlar. Ben buradan Sayın CHP lideri Kılıçdaroğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na sesleniyorum. Biz ekmeğimizi istiyoruz. Biz başka hiçbir şeyin peşinde değiliz. Biz ekmeğimizi istiyoruz. Biz alın teriyle ekmeğimizi çalışan insanlarız. Biz yeri geldi trafik kazalarına gittik. Yeri geldi affederseniz hayvan leşi kaldırdık. Yani geçen de Maltepe'de sahilde çalışırken balık ve yüzme eğlencesi vardı. Orada arkadaşlar mesela söylüyorlar. Sizin aldığınız alın teri helal para kazanıyorsunuz. Helal olsun diyorlardı. Biz orada tebrik ediyorlardı. Hani ne oldu da böyle işimiz, ne oldu? Biz ekmeğimizi istiyoruz, işimizi istiyoruz. Ve Cumhurbaşkanıma da buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bizi duysunlar. Genel manada sadece işçilerin bulunduğu bir yer değil burası. Aynı zamanda sokaktan geçerken onlara destek olanlar, onların haksızlığa uğradığını düşünenler de yine burada bariyerin diğer yönünde bekliyorlar ve buradaki işçilere desteklerini sunmaya çalışıyorlar. Siz bir işçi değilsiniz. Doğrudur. Öncelikle şunu ifade edeyim. Buradaki dostlarıma, arkadaşlarıma destek amaçlı geldim. Evimde dün akşam oturuyordum. Saat 4'e kadar uyuyamadım. Gerçekten buradaki dramı gördüm. Görmek istedim yakından. Arkadaşlarımın yanına geldim. Dostlarımın yanına geldim. Hepsi sonuçta işçi. Biz de zamanında işçilik yaptık. 12-13 senedir bir sektörde çalıştım. Beni de işten çıkarttılar haksız yere. Ama benimki en azından mesaj yoluyla değildi. O sebepten dolayı arkadaşlarımın durumu daha vahim. Arkadaşlarımın tam okul öncesi böyle bir şokla yaşaması gerçekten beni derinden sarstı. Ümit ederim ki Sayın Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu her neyse yetkili kişiler bu sese kulak verir ve tekrar bu değerli insanları işine kavuşmasına vesile olur. Saygılar efendim. Teşekkürler. Siz hangi birimde çalışıyordunuz? Ben İSKİVEN'de güvenlik olarak çalışıyordum. Zaten biz buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın İmamoğlu'na o kadar çok seslendik ki artık bizim sesimizi duymamazlıktan, görmemezlikten geldi. Ben buradan halkımıza sesleniyorum. Lütfen emeğe ve işçiye değer veren bütün halkımızı buraya davet ediyorum. Lütfen bizi sahipsiz bırakmayın. Biz 15 Temmuz'da nasıl ki bu darbeci zihniyete karşı birlik beraber olduysak lütfen işçi kardeşlerimize de gelin burada destek olun. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Geçmiş olsun. İnşallah işinize geri dönersiniz. Aileniz var mı? Çocuklarınız var mı? Var, evet. 3 tane çocuğum var. 2 tanesi liseye gidiyor, 1 tanesi ortaokula gidiyor. Ve okullar açılıyor. Mağduruz, daha da mağdur olacağız. Bizim sesimizi duysunlar. Bugün 8. gün ve 24 saat buradayız. Ve verdikleri sözleri tutmalarını istiyoruz. Bize namus sözü verdiler. Namus sözü tutmalarını istiyoruz. 16 milyonu kucakladık. Kucaklayacaklarını söylediler. Kucaklamalarını istiyoruz. Biz bu ülkenin vatandaşıyız. Biz dışarıdan gelmedik. Biz namusuyla şerefiyle çalışan işçiler gelsin bizi anlatsın. Niye çıkardıklarını anlatsınlar. İnşallah siz de işinize en kısa zamanda dönersiniz. Çok sağ olun. Evet, onlar burada protesto gösterilerini yapıyorlar. Kendilerini duymasını istedikleri kişi tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Peki Başkan Ekrem İmamoğlu, yani onları duyması gereken kişi, onları duyuyor mu? İşte bunu bilmiyoruz. Çünkü Ekrem İmamoğlu yarın yine izne ayrılıyor ve yine 3 gün görevi başında olmayacak.
İşte o yüzden buradaki işçilerin en fazla çağrı yaptığı kişi olan Ekrem İmamoğlu'nun onları ne kadar duyduğu veya işlerine geri alınmaları konusunda ne yapabileceği anlamında kocaman bir soru işareti var. Biz de bekliyoruz onların bu haklı mücadelesini desteklemeye ve sizlerin ekranlarınıza taşımaya devam edeceğiz. Söz yeniden sizde.